Siz Çiftliği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda iki tane takipçime sürpriz hediyeler verdim. İnşallah kendileri mutlu olmuşlardır. Biraz aramızda konuştuk sizler için. En son yayınladığım ve hala güncel olan 10 tane Lepistes hediyesi çekiliş videom var. Bu video ile alakalı tekrar bir açıklamada bulunmak istiyorum. Farklı videolarıma yorum yaptığınız zaman birer çekiliş hakkı daha elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu ya eksik izlemeden dolayı ya da ben anlatamadım. Farklı anlayan arkadaşlar olmuş. Başka videolarıma yorum yaptığınız zaman bir şans daha elde ediyorsunuz. Yani bir video bir yorum olarak anlatayım ben size. İkinci videoma yorum yaptığınız zaman ikinci şans, üçüncü videoma yorum yaptığınız zaman üçüncü şansı elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız kazanmak isteyen arkadaşlar daha fazla şans elde edebilir ve kazanabilirsiniz. Tabii doğru anlayan arkadaşlarımız da var. Birçok videoma hala yorum geliyor. Ayrıca toplulukta bir anket daha paylaştım arkadaşlar. Bir sonraki çekiliş videomda ne hediye edeyim diye bir tane mavi kerevit aldım yine bugün. O mavi kereviti mi hediye edeyim yoksa yine 10 tane Lepistes mi hediye edeyim? Bunu tekrar sizin oylarınıza sundum. Tabii ki bu sizin verdiğiniz oylar bir dahaki çekiliş videomda etkili olacak. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Lepistes Çiftliği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Sürpriz bir videom olacağını söylemiştim. Evet, bugün Demir Uçağ'ın eşti kanalının sahibinin yanına geldik. Demir'in yanına geldik. Demir çok uğraştığı için ona gidip beta balığı alacağız hep beraber. Değil mi kızlar? Evet. Evet, kızlar da istiyor beta balığı. Bugün birkaç tane beta balığı alacağız. Birkaç sürprizimiz daha olacak bu videoda. Şimdi Demir'i almaya gidiyoruz. Ne haber? Hazır mısın? Hazırım. Tamam, hadi gel balıkları almaya gidelim. Hadi bakalım. Hadi bin bakalım. Evet arkadaşlar, balıkları alma yolculuğumuz başlıyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben niye yeşil, mor tonlarında bir renk alacağım arkadaşlar. Renk değiştiren diş balıktan. Yani renk değiştirenler çok güzel oluyor arkadaşlar. Zeynep, senin fikrin var mı? Arkadaşlar, ben yeşil veya ikisinden bir şey, kış veya mavi bir tane kış bayık alacağım. Bir tane de yeşil erkek bayık alacağım. Bakayım ne yapacağını merak ediyorum. Bebeğini ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Güzel bakayım, çatıyor babam bu aya. Evet arkadaşlar, gidince videoyu tekrardan başlatacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar geldik. İçeride video çekip çekmeyeceğimize izin verip vermeyeceklerini bilmiyoruz. İzin verirlerse İçeride de video çekeceğiz. Vermezlerse balıkları aldıktan sonra dışarıda çekeceğiz. Evet arkadaşlar, içeride video çekmemize izin vermediler. O yüzden balıkları aldık. Evet, balıkları aldık. Eve doğru gidiyoruz. Balıkları evde göstereceğiz size. Fiyatlarını da evde söyleyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Balıklar burada. Evet, dişiler küçük. Yurt dışından getirdikleri için göremiyorlarmış. Dişiler çok küçük bu sefer. Evet, yaklaşık bir aylık yavruları göndermişler bu sefer. Dişiler gerçekten çok küçük. Büyümesi 2-3 ay falan sürer. Gidiyoruz. Bir iki yerden daha balık verip alacağız.
Evet arkadaşlar, burada balıklarımız. Göstereceğiz. Arkadaşlar, dişiler 1 santim neredeyse. Bunlar bile daha küçük. Bunlar dişilerimiz. Çok küçük arkadaşlar. Torbadan bakınca büyük gözüküyor ama aslında o kadar küçük. Bu bir erkeğimiz. Senin abi. Yok, bu benim değil. Bu Zeynep'in arkadaşlar. Bu Işıl'ın dişisi. Arkadaşlar çok güzel. Ay, erkeği. Dişileri gösterdik. Evet arkadaşlar, şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar yanımda var. Arkadaşlar şimdi abimin balığını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, bu da benim. Şöyle. Arkadaşlar, evet, doğru yol alıyoruz. Balıklarımız çok güzel. Hem yaşıyor. Yani çiftleşince yumurtalar oluyor, yavrular oluyor. Daha önce göstermiştik çiftleştirmeyi betalarda. Ne yazık ki yumurta çıkmadı. Yumurta çıktı da arkadaşlar, yavru olamadı ne yazık ki. Ama biliyorum. Bu betalarda yavru çıkacak. Zeynep, senin sanırım istediğin bir şey var. Arkadaşlar keçe çıkacaktı. Şimdi yoldayız. Arabadayız. Bir yerden geleceğiz. Bir tecrübe geçeceğiz. Sonra kendi evimize gideceğiz. Tamam. Şimdi abime geçiyoruz. Evet arkadaşlar, eve gidince tekrar videoyu başlatacağız. Yolda çıktık. Şimdi akvaryumu alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi akvaryumu alacağımız yere gidiyoruz. Bir dakika durdurmam lazım. Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, abi geldik. Akvaryumları aldık. Evet arkadaşlar, akvaryumlar orada. Bir tanesi burada arkadaşlar. İki tane aldık. İçinde karidesler de var. Yok yok, evet. İki tane var böyle, ikisi de. Bir tanesinde kerevit var, büyük arkadaşlar. Bunda değil ama. Evet, büyük ihtimalle. Burada. Evet arkadaşlar, şimdi eve gideceğiz. Eve gidince bunları koyacağız işte. Betaları göstereceğiz. Ondan sonra da lepis, işte Türk yapımcıya lepis testleri göndereceğiz artık. Hayır, ona beta. Beta? Hı hı. Evet arkadaşlar, evde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kayda başladım Fatih'cim. Evet, daha önceki videolarımda Fatih'e büyük şanslar tanımıştım. Fatih arkadaşım benim sıkı bir takipçim. Merhaba. Merhabalar. Bütün videolarımı izliyor arkadaşlar. A'dan Z'ye her saniyesini biliyor yani. Ona kazansa da kaybetse de balık getireceğimi söylemiştim. Evet, balıkları getirdim arkadaşlar burada. Fatih'cim buyur. Buyur abi. Vallahi yani balığa sevindiğim kadar bir de bana çıkmasının sevincini yaşıyorum. Balıklar zaten muhteşem. Videolardan biliyorum. Süleyman abimiz bu işin uzmanı olduğunu kanaatindeyim. Bu işi yapan çok ama yani bu doğallıkta, bu işin doğallığını, bu hayvanların özünü, ortamını nasıl yaşar, nasıl hava alır, nasıl hava almaz hepsini bu videolardan öğrendik. Hatta ben hava motoruyla balık besliyordum. Hava motoruyla balıkların hepsi haftalık, yani 15 günde tertemiz oluyordu. Evet. Daha sonra videolardan hava motorunu tamamen balığı öldürme bir aracı olduğunu öğrendik. Doğru muydu? Evet, doğru mu hatırlıyorum? Doğrudur, doğrudur. Sonra hava motorunu kaldırdık. Balıklar kendine geldi. Gerçekten. Evet. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle balıklarımızı bir yakın çekim alalım mı? Evet. Maşallah diyelim de lütfen. Evet. Yalnız bu balıklar bir de ölmüyor. Şöyle bir şey var. Şimdi bizim akvaryumculardan aldığımız balıklar nasıl diyeyim? Nazik. Nazik. Akvaryum balığı %100. Biz onları alıyoruz. En ufak bir aksaklıkta ölüyorlar. Evet, doğru mu? Evet, yani dayanıksız evet. Balık. Değerlerdeki akvaryumdaki değerlerdeki değişiklikler. Dayanıksız. Dayanıksız. Hemen ölüyor. Hani yabani ortamda yetişen lepis testi, akvaryumda yetişen lepis test bir olmuyor. Lakin Süleyman abinin balıklarından sıkıntı görmedim ben. Evet. Daha önce de kendisiyle bir alışverişim olmuştu. Evet. Bütün episode'de o 3 tane kalmıştı.
Evet, abi teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim Fatih'cim. Buyur, bana niye verdin? Balıklar yok, senin artık. Sandım da, vermem mi? İstesene vermem evet, zaten. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atın. Evet Fatih. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani videoları beğenirsek, yorum yaparsak, like atarsak bu bizim şeyimize, faydamıza neden daha fazla bilgi alır. Ha bu işin meraklısıysak, bunu takip ediyorsak tabii bu işe emek harcayan insanlara da yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü daha şimdi ben bir video atsam, emek harcasam bunu izleyen adam bunu beğenmezse izlediğini nereden anlayacağım? Bunun iki, devam gelmez ki bu seferde. Evet. Yani ben kendi adıma mesela benim gibi bir şey yapsam, emek harcasam devamı gelmez. Ya da çekesim gelmez. Evet. Ama biz inatla çekiyoruz arkadaşlar. Çekmeye de devam edeceğiz. İzlemede kalın. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bu Salih'indi. En güzeli benim keşiğimiz. Bu videonun devamı olursa yay katı babadan oyun bildiğimle yaşım. Kanalımızdaki bu bayıklara tıklayınız. Güzel bir bay bay yay kaçtıyorum. Şimdi anlamıza. Evet arkadaşlar, bu gösterdiğimiz balıklar abimin balığı. Dişi beta 1-2 santim. Ama erkek beta'ya bakarsanız o da daha küçük. Onun daha büyümesi lazım değil mi baba? Evet. Bunlar büyüyecek. Olacak. Sonra yiyeceğiz. Yok, olabilmez. Arkadaşlar, demir balıklarını saldı. Akvaryumlarına. Bu erkek betası. Evet. Burada da dişi beta var. Dişi betalar dediğim gibi biraz küçük arkadaşlar. Büyümesi için en az 2 aya ihtiyacı var bu balığın. Evet. Böyle çekelim. Evet, demir akvaryumlarını çok güzel dizayn etmiş. Biz de eve gidince balıklarımızı sallayacağız. Nefis teşifli! Videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız çok az. Tabi bu kanal gelirimi etkiliyor. Daha doğrusu kanal gelirim var bile diyemeyeceğim kadar az. Ahım bir şey kazanmıyorum kanaldan. Yani bir hediye ettiğim balığın parasını bile kazanmamışımdır şimdiye kadar. Sizden ricam abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Kanalımızı biraz geliştirmemiz lazım. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah çekilişi kazanan arkadaşlarım mutlu olabilmiştir. Kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.